özür dilerim öğretmenim. Ben yapamayacağım. Gonca. Öğretmenim müsaadenizle. Gonca, sen neden üzülüyorsun bu kadar? Bak sonra hasta falan olacaksın, okula gelemeyeceksin. Senin için söylemesi kolay değil mi? Üzülme demesi kolay. Senin abanın sakat kaldı mı? Benim ablam sakat falan kalmadı, haklısın emmi. Aynı yerde anamla babam öldü. Tamam ben küçüktüm o zamanlar. Yani belki üzülecek kadar aklım da ermiyordur emme. Yine de hatırlıyorum böyle hayal meyal. Böyle burnumun ucunda bir koku var emme çıkaramıyorum. Anamın kokusu mu doğan, babamın kokusu mu doğan. Ben şimdi o kokuyu duyacağımı bilsem her şeye razı olurum Gonca. Sen en azından abanın kokusunu duyuyorsun ya. Elini tutuyorsun ya. Sarılabiliyorsun ya. Ben sakat falan da olsa razı olurdum Gonca. Yaşıyorsalardın en azından ne bileyim böyle sarılırdın falan. Beni gızalardın. Belki dövebilecek kadar güçlü, kuvvetli olmasa bile vallahi ben kendi yanağımı böyle ellerine vurmaya bile razı olurdum Gonca. Yine de şükredilecek çok şey var. Yani yine de bir umudu var Sedef ablanın. Emme işte. Ölüler çıkamıyor ki mezardan. Ben bunları demek istedim sana. Bir faydası oldu mu bilmiyorum emme. Dedim işte.